dönüp dolaşıp geleceğimiz yer burası. Anneme selamünaleyküm demek o kadar zoruma gidiyor ki anlatamam. Yani çok enteresan bir his. Ben hep şöyle zannederdim, mezarın başına gelince annemle normal konuşabileceğim. Yani bir kere bile konuşamadım, biliyor musun? Yani normal annemle konuştuğum gibi mezarın başında konuşamadım. Yani işte hayat böyle. Yaşıyoruz, nereye gideceğimizi düşünmeksizin işte geleceğimiz yer burası. Dünyada bu kadar toprak kavgası yapıyoruz. İşte bize verilecek toprak bu kadar. Ne kadar toprak için mücadele edersen et, kavuşabileceğin maksimum bu. Unuttuğumuz gerçeklik burada. İsterseniz bir Kur'an okuyalım, sonra konuşalım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin vel Kur'anil Hakim innaka leminel mursalin ala siratin mustakim tenzilel azizir rahim لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. Yaşları farklı, dünyadaki işleri farklı. Kimisi zengin, kimisi fakir ama görüyorsun Mustafa işte. Ankara gibi 6 milyonluk şehri 100 defadan fazla kabre boşaltan ölüm hakikatinin hayattan ziyade başka istediği bir şey var yani. Sadece hayatımızı istemiyor. Ebedi bir hakikat var işte. Biz bundan gafiliz. Buraya gelmeden de hatırlamıyoruz. Şehirlerin dışlarına atmışız kabirleri. Ecdadımızın yaptığı gibi hayatın içine koymuyoruz. O yüzden unutuyoruz. Sürekli yaşayanlarla beraber olduğumuz için ölüm diye bir şey yok zannediyoruz. Ama işte bak cennet yaşı erkekler için 33'tür ya. Ben de bazı kardeşlerimin dediği gibi işte bir parçamı 33 yaşında annemle beraber cennete gönderdiğimi hissediyorum. Hani anneme bir böbrek naklimiz olmuştu. Sanki bir parçam annemle beraber toprağın altında bunu net hissediyorum yani. Annemi toprağa koyarlarken tam o verdiğim böbreğin olduğu yer ağrımıştı. Bu çok enteresan. Yani neden ağrıyor dedim. O anda hani bunu bilinçli olarak değil, bilinçsiz olarak buram niye ağrıyor falan derken bir baktım acaba böyle mi diye. Gerçekten enteresan bir his. Bak işte 33 senemi beraber yaşadığım annem şimdi toprağın altında. Çok farklı bir his. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam aklıma geliyor. Ebva'dan geçerken gözyaşlarına boğulmuştu da hani sahabe-i kiram ona sormuştu ne oldu ya Resulallah diye. Annemin bana olan şefkat ve merhametini hatırladım demişti. Annem burada metfun demişti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam annesinin kabrinin başında 6 yaşında toprağa koyduğu annesinin kabrinin başında saatlerce ağladı. Böyle dizüstü çöktüğünü anlatıyor rivayetler. Toprağını düzelttiğini, etrafına taşlar koyduğunu, sarılıp ağladığını, saatlerini böyle geçirdiğini, sakalının, elbisesinin sırılsıklam olacağı derecede ağladığını sahabe-i kiram bize aktarıyor. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği şeyler aklıma geliyor. Ben de annemin bana olan şefkat ve merhametini ne zaman hatırlasam aynı şekilde oluyorum yani. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bundan yıllar sonra bir gün namaz kıldırırken Fatiha suresini okuyor ve bitiremiyor. Hani Fatiha suresinde Rabbimizin merhametini, Rahman ve Rahim oluşunu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hatırlıyor ve oradan annesinin şefkat ve merhametini hatırlıyor. Namazı bir türlü kıldıramayınca daha sonra sahabe-i kirama bunun sebebini anlattığında şöyle söylüyor. Diyor ki ah ne olurdu annem şu an hayatta olsaydı, burada Medine'de benimle beraber olsaydı, eve gitseydim, dizine başımı koysaydım, parmaklarıyla saçlarımı tarasaydı, saçlarımla oynasaydı. Kardeşlerim zor. Gerçekten zor. Annemin o güler yüzü aklıma geliyor. Onu hastaneye taşıdığım sahneler aklıma geliyor. En son vefat ettikten sonra ben şehir dışındaydım. Tam eve geldim, yetiştim. Cenaze aracına konulmadan önce son kez eli dışarı çıkmıştı da emin olun kalkıp o eli öpecek gücü kendimde bulamadım. Ve kendi kendime o an dedim ki sen eğer kalkar annenin elini öpeyim diye sarılırsan o ayrılık o kadar zorlaşır ki. Hani bir yandan keşke yaşasaydı Osman abi diyor musun dersen tabii ki biz kadere isyan ediyor değiliz. Allah'ın
takdirine tam tevekkül edip teslim olmamız lazım. Yaşasa belki bu dünyada o hastalıkların acısını sancısını çekecek. Ben annemin yaşamasından ziyade annemle kavuşmak istiyorum. Bizler ahirete inanan Müslümanlarız. Cennet varken, ahiret varken Rabbim eğer günahlarımızı affedip bizi cennette buluşturursa esas istediğimiz odur. O zaman esas kavuşmuş oluruz. Yoksa bu dünyanın 10 sene fazla görüşmesi bizim kalbimizdeki muhabbeti tatmin etmez ki. Annemle aramızda çok kuvvetli bir bağ vardı. Hem fiziksel bağ hem manevi bağ. Benim en tesirli muallimimdi. Benim alimimdi. Ders aldığım hocamdı. Onu aramayı, onun duasını istemeyi çok özledim. Başım sıkışsa böyle arardım. Anne böyle böyle oldu. Dua et. Annem dua ederdi ve işlerin seyri değişir biliyor musun? Çok enteresan. Çok Allah katında değerli bir insandı. Hani bana sorsan Osman bu kadar alimle tanışıyorsun, bu kadar hoca tanıdığın var, bu kadar şeyhle görüştün, böyle evliya olduğuna emin olduğun kim var dersen ben annem var derdim. Hepsinden daha üstün manevi özellikleri vardı. Hem ilmi vardı hem yaşantısı vardı. Evradıyla, eskariyle, namazıyla, ibadetiyle, özellikle de menfi ibadetiyle. Zaten bir Kur'an talebesiydi. Ömür boyu risaleleri elinden bırakmadı, Cevşen'in elinden bırakmadı, evradını elinden bırakmadı. Allah ondan razı olsun. Bizler ona hayırlı evlat olabilecek miyiz? Esas derdimiz bu yani. Çok güzel bir defteri kapatıp gitti yani. Peki abi şu an bizim geldiğimizi görüyorlar mı? Ya da annen görüyor mudur, hissediyor mudur? Tabii Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam haber veriyor. Onlar sizi görürler, onlar sizi duyarlar. Siz onlara selam verdiğiniz vakit onlar da size cevap verirler. Fakat siz onları duyamazsınız. Öyleyse siz selam verdiğiniz vakit selamınızı tekrar kendiniz alın. Biz geldiğimiz zaman dedik ya Esselamu Aleyke Ya Ehlel Kubur. Sonra onların ağzından cevap verdik. Esselamu Aleyke Ya Ehlel Dünya. İşte biz ehlet dünyayız. Dünya ehliyiz. Biraz acı bir ifade ama bizim için. Bir gün biz de bu kabre geleceğiz işte. Şu an bizi görüyor, bizi duyuyor. Hatta Fatiha suresine Cenab-ı Hakk'ın o kadar indirdiği rahmet var ki şu an okuduğunuz Fatiha suresi hatta hadiste geçiyor. Fatiha suresi bile değil. Sadece evladın istiğfarı o an kabir azabı varsa anne babanın kabir azabını ya durdurur ya kaldırır veya kabir azabı yoksa onun manevi makamı yükselir, derecesi yükselir. Hadiste geçiyor bu. Dolayısıyla bizler onların bizi gördüğünü, duyduğunu bilerek o şekilde davranmamız lazım. İşte kendi hal dilleriyle konuşuyorlar. Küllü nefsin zaikatül mevt diyorlar. Her nefis ölümü tadacaktır. Baksana şöyle. Mesela hatırlıyorsunuz değil mi? Burada ilk annemi defnettiğimiz zaman sizler vardınız. Çınar altından böyle kardeşlerimiz vardı. Buralar bomboştu. Şimdi ucu bucağı yok bak görüyorsunuz. 2 sene geçmiş. 2 sene içerisinde parsel parsel binler, 10 binlerce insan görüyorsunuz işte toprağın altına yani en nihayete kavuşuyor. Bunun bilincinde, şuurunda olarak yaşamamız lazım. Yani hayatımızı ona göre şekillendirmemiz lazım. Ne yapıyorum? Yürüdüğüm bu yol beni nereye götürüyor? Kararlarım beni ebedi şekavete, ebedi azaba mı uğratacak? Yoksa yaşadığım bu hayat benim için ebedi bir saadete mi vesile olacak? Yani Allah belki affeder, Allah belki merhamet eder gibi şeytan bize ara gazını veriyor ve her türlü günaha sokturuyor. Ama Allah diyor, sakın şeytanın sizi benim merhametimle kandırmasına izin vermeyin. Çünkü şeytan o merhameti cehenneme sokma sebebi olarak kullanıyor. İnsan nasıl olur da ebedi hayatını riske atar değil mi? Düşünsene şu an toprağın altında. Yani biz onları duymuyoruz ama duysak kafayı yeriz herhalde. Çıldırırız. Çünkü kimileri ne kadar dehşetli ateş azabına uğruyor. Kimisinin başına dağlar büyüklüğünde devasa balyozlar vuruluyor. Secde etmedi diye. Kimisi ateşli urganlarla çekilip kaburgaları sökülüyor. Kimisi çok dehşetli azaplara uğratılıyor. Hadislerde geçiyor bu. Şimdi böyle bir şeye talip olmak kadar ahmaklık olabilir mi? Böyle bir tehlikeyi ben kendimden uzaklaştırmak için her şeyi yapmam lazım. İhtimal bile olsa bana deseler ki bakın en güvenilmez insan bile dese o yoldan gitme bak o yolda tehlike var başka yoldan git. Güvenilmez birisi olduğunu bilsem bile derim ki ya gerçekten belki de orada bir tehlike vardır gitmeyeyim. Şimdi 124 bin sadık ve musaddık peygamber ve milyonlarca evliya diyorlar ki bakın ey insanlık o yoldan gitmeyin. Allah'ın haram kıldığı içkileri içmeyin, zinaları yapmayın, haram lokmaları yemeyin, faizleri yemeyin. Yalan söylemeyin, gıybet yapmayın. Bunları söylüyorlar ama bizler hiç umurumuzda değil. Çok rahat bir şekilde kendimizi o tehlikelere atıyoruz. Zararı kendi rızasıyla gelene merhamet edilmez. Abi peki ölen sevdiğimizin arkasından ona fayda verecek neler yapabiliriz? Evet yani bir Müslüman vefat ettiği zaman sadece günah defteri kapanır ama sevap defteri işlemeye devam eder. Nasıl? Yani bizler hayırlı bir evlat olursak ona arkadan sevap göndermeye devam ederiz. Kıldığımız her namaz,
okuduğumuz her Kur'an onun amel defterine yazılır. Yani ben onun evladı değilsem, arkadaşıysam da gene Cenab-ı Hakk'ın rahmeti ne kadar sonsuz, ne kadar geniş. Biz zaten bunu rivayetlerde de görüyoruz. Okuruz Kur'an'ı, onun namına hediye ederiz. Allah'ım bu okuduğum Kur'an'ın sevabını, başta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam olmak üzere bütün peygamberlere, bütün ölmüş müminlere falan diye bu şekilde hususi olarak da sanki mektuba ismini yazar gibi o sevdiğimiz kişinin adını da söylersek duamızda inşallah rahmeti ilahiyeden ümit varız ki sevabını onun da amel defterine yazar. Azabı varsa o azabı kaldırır. Öldüğümüzde kabirde sevdiklerimize görüşebilir miyiz? Anne ve baban görüşebilir mi? Yani şu an görüşüyorlar mıdır? Ervah-ı tayyibe, temiz ruhlar hesaplarını verdikten sonra kabirleri cennet bahçelerinden bir bahçeye çevrilir. Kabirleri genişlendirilir ve onlara seyahat izni verilir, adeta pasaport, vize verilir. Onlar diledikleri yerlere giderler, diledikleri şekilde görüşürler. Eğer bu kişi şehitse, biliyorsunuz şehidin hayat mertebesi farklıdır, ona ölü denmez. Şehitse zaten o sevdikleriyle hem görüşür, hem sevdiklerinin bulunduğu yere gelir, hem vefat etmiş diğer böyle bu şekilde şehitler varsa onlar da birbirleriyle Allah'ın izni ölçüsünde görüşebilirler. Buna mani yoktur yani. Abi ölüm korkusunu nasıl yenebiliriz? Yenebilmek için ne yapmak lazım? Ölüm korkusunu aslında yani Allah'a hesap verme, ameline güvenmeme anlamında hepimiz taşımalıyız. Ama bir mümin ölümü bir yitiklik, bir bitiklik, bir dehşet, bir vahşet olarak görmemeli itikaden. Biz buna iman ediyoruz ki ölüm ebedi saadetin başlangıcı. Ölümün hakikatini görsek o zaman ölümün yüzüne güleriz. Ölüm bizim için böyle dehşet aldığımız, vahşet aldığımız bir manzara, bir akıbet değil. Tam tersi kavuşmak isteyeceğimiz Mevlana'nın Şeb-i Aruz dediği gibi buluşma kavuşma gecesine, vuslat gecesine dönüşür ölüm gecemiz. Çünkü biz Rabbimize kavuşacağız, peygamberimize kavuşacağız, sevdiklerimize kavuşacağız. Sevdiklerimizin çoğusu ahirette cennete gitmek istiyor muyuz? İstiyoruz. Oraya gitmenin yolu buradan geçiyor. Allah sevdiği kullarına ölümleriyle beraber azap eder mi, zulmeder mi? Etmez. Yeter ki biz Rabbimize kendimizi sevdirelim, günahlarımızdan daima tövbe edelim. Ha, günahlarımızdan korkalım. Eğer tövbe etmeyenler varsa onlar korksun. Biz niye korkalım? Biz Rabbimize kendimizi sevdirdiysek hiç korkmayalım. Tam tersi çok sevinelim. Çünkü onun merhametinin avuçlarındayız adeta. Peki abi, annen şu an hayatta olsaydı, kabirden kalksaydı eğer, sence bize neler söylerdi? Annem aslında vefat etmeden önce ben vefatına dair rüya gördüğümü vefat etti videosunda anlatmıştım. Vefatından sonra da onlarca defa rüyalarıma girdi. Ve abimin bir rüyasında şöyle bir şey söyledi. Dedi ki dünyada çektiğiniz hiçbir sıkıntı için üzülmeyin. Çünkü burada mükafatı fazla fazla var demiş. Annemi şu an görsek, şu an şu mezardan çıksa bize diyeceği şeyler aslında yaşarken söylediği şeyler. Peygamberimizin de yaşarken söylediği şeyler. Annem daima namaz kılın yavrum, aman namaz kılın derdi. Aman kabir azabından sakının, aman temizliğinize dikkat edin, aman imanınıza dikkat edin, aman namazlarınızı aksatmayın. Sürekli namaz vurgusu yapardı yani. Benim annemden en çok duyduğum telkin, aman yavrum namazlarını aksatma. İki elin kanda da olsa namazlarını aksatma. Böyle derdi. Ve daima bizi ilim meclislerine, sohbetlere sevk ederdi. Mutlaka gidin Allah kelamını konuşun, risalenizi mutlaka okuyun derdi. Şimdi biraz da babamın kabrinin başına gidelim. Biraz da orada okuyalım, biraz da orada konuşalım inşallah. Hadi. Selamu aleyke ehl-i dünya. Ruhlarına el-Fatiha. Elhamdülillah ki böyle bir anne babanın evladıyım. Gerçekten bu çok büyük bir nasip benim için. Yani ne mutlu ki onlara böyle hayırlı, imanlı bizi yetiştirmek için gayret ettiler. Öğrendikleri bütün marifetullah ilmini, tevhid ilmini bize öğretmeye çalıştılar. Allah razı olsun. Yani nice acı sahneler görüyoruz değil mi? Anne babasının kabrinin başına geliyor adam. Bir Fatiha bile okuyamıyor ya. Ne kadar büyük bir kayıp. Yani o anne baba için ne kadar acı bir durum. Çocuğuna hiç bunu öğretmemiş. Çocuğu da hiç öğrenme derdinde olmamış. Anne babası ona daima dünyayı hatırlatmış. Aman iyi yerde işe gir. Aman iyi yerde ev satın al, yazlık al, kışlık al, araba al. Dünyaya sevk etmiş. Ama emin olun annem babam bizi hiç böyle dünyevi şeylere sevk etmediler. Hep böyle ahirete yönelik birikim yapmamızı, ahirete çalışmamızı tavsiye ettiler. Allah onlardan razı olsun. Kaç ay oldu ki daha? Buralar hep doldu. Biz de bir gün
kendi yerimize gireceğiz. Ben annemle babamla kavuşacağım. Sizler vefat etmiş ölmüşlerinizle kavuşacaksınız. Başta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la kavuşma diyarı var. Herkes aslında ahiretini kendi inşa ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ya, nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle de diriltilirsiniz. Nasıl diriltilmek istiyorsanız, kabirde nasıl bir hayat yaşamak istiyorsanız, korku dolu, dehşet ve vahşet dolu bir şey yaşamak istiyorsanız ona göre yaşayın. Ama saadet dolu, huzur dolu, nimet dolu, lezzet dolu bir şekilde kabirde keyif sürmek istiyorsanız ona göre bir ömür yaşayın. Evet, belki benim hissiyatımı merak ediyorsunuz. Osman abi hala zorlanıyor musun? Evet, zorlanıyorum. Evet, onlar gitti gideli hayat zorlaştı. Ama şunu biliyorum, bir gün kavuşacağız, bir gün biz de gideceğiz ve ona göre yaşamaya çalışıyorum. Rabbim günahlarımızı affetsin. Rabbim bu akıbeti hiç unutmamayı, ölümü hiç unutmamayı bize nasip etsin. Allah'a emanet olun arkadaşlar.